Arda'nın kaçırıldığı aracı terk edilmiş halde bulduk. Emniyet garaja getirdik şimdi. İçinde ne var ne yok incelemen lazım. Parmak izi, kıl, tüy, her detaya bakacağız. Bir an önce merkeze geçsen iyi olur Cansu. Anlaşıldı Aylin. Hemen geliyorum. Gideceğiniz yer lojistik deposu. Bu depoda bana ait bir kasa var. Polis henüz mekanı basmadı. Ama her an basabilir. Kasa önemli. İçindekiler olmadan kaçamam. O kasayı benim için alıp getirirseniz içinden 1 milyon doları size dağıtacağım. 1 milyon dolar. Güzel para. Biz varız. Yalnız dediğim gibi. Mekan deşifre olduysa polisle karşılaşacaksınız. Sorun değil. Bunlar ne ya? Parmak izlerini sisteme gireceğim ama hemen sonuç alamayız başkomiserim. Her yeri aradım. İşe yarar bir şey yok, bulamadık. GPS de yok. Onlar ne abi? Anlatacağım. Galiba şahane bir iz bulduk kızlar. Hep aynı lokantadan yemek söylemişler. Hepsinin fişini de arabada bırakmışlar. Demek ki yemek servisini bu arabayla yaptılar. Kurye falan çağırmamışlar. Suç faaliyeti olan mekana dışarıdan kimse gelsin istemezler zaten. Lokantayla konuştum, siparişleri sordum. Aracı tanıdılar. Elemanın biri sürekli gelip 8-10 kişilik yemek alıp gidiyormuş. Ancak bir keresinde bunların aracı bozulmuş. O gün dükkandaki motokurye götürmüş yemekleri. Kurye ile konuştuk, adresi hatırlıyor. Neresiymiş peki, hangi adres? Rica. Ümraniye'de terk edilmiş bir lojistik deposu. Bu da dışarıdan görüntüsü. Arda'nın saldırıya uğradığı yer burası. İşte burada. Al şunu. Aç, aç, aç. İçeride birileri var galiba. Bu araç ne alakası da? Dikkatli olun çocuklar. Hadi arkadaşlar. Polis! Herkes iyi mi? Ben sağlamım. Ben de iyiyim. Alın silahları. Buraya bayağı bir ambulans lazım olacak ha. Bu kasa ne burada? Andaçın herhalde. Tamamız. Bunlar kasayı çıkarmaya gelmişler buraya. Tam zamanında gelmişiz desene. Usta içinde ne var acaba? Anahtarsız açmak kolay değil. Uzmanını bulmak lazım. Benim tanıdığım bir kasa hırsızı var. Dur ben onu arayayım bir. İşte bu kadar. Aslanım be, sana helal olsun Serdar Usta. Ben demedim mi her kilidi açar diye. Bakalım neler var. Valla eline sağlık usta. Sağ ol komiserim, hadi size kolay gelsin. Tamam, eline sağlık. Sağ olasın. Olaylara karışmıyorsun. Tamam komiserim. Bayağı parası varmış. Başka şeyler de var. Andaç'ın pasaportları mı? Herhalde. Kolay gelsin, kolay gelsin. Amirim, bu adam sizi tanıdığını söyledi. O yüzden getirdim. Yo, ben tanımıyorum. Ya bak şimdi ya, ama yapma böyle gözünü seveyim. Tamam, şaka. Git sen git, bırak kardeşim. Tanıyor kardeşim, hadi sen. Gel buraya. Hayırdır? Haberler pek iyi değil. Bu andaç kaçmak için tekne ayarlamış. Yunus Kaptan diye birine para vermiş. Araştırdım, herif de yok, teknesi de yok ortalıkta. Efendim Aylin? Yani basıp gitti mi diyorsun? Öyle görünüyor. İnanmam.
Elif bu paraları, pasaportları kurtarmak için küçük bir ordu seferber etti. Doğru bence. Bu sefer kaçmak için doğru zamanı kolluyor. Tamam. Sen nereden biliyorsun? Müjdemi isterim. Arda yırtmış. Aynen. Oh be. Gözümüz aydın. Ben de elimden geleni yaptım onun için vallahi başkomiser. Abi bilmez miyim? Emeğin büyük. Allah Allah. Bu kim ya? Ne oldu? Yabancı at. Ne haber müdür? Ben Andaç. Andaç mı? Hani haftalardır aradığın Andaç var ya, işte o. Tanıdım. Ne zaman teslim olmayı düşünüyorsun? Çok yanlış adama bulaştınız, farkında değilsiniz. Depodaki kasamı patlattınız, tamam. Ama soğuk cüzdan almakla büyük hata yaptınız. Bak, polisi tehdit etmek kötü bir fikir. Ha bu arada Arda da ölmedi, yaşıyor. Yani anlayacağım, bizi yok etmek öyle kolay değildir. Senin gibileri üst üste koyup ne yaptığımızı biliyorsun. Sana da sıra gelecek. Tehdit etmiyorum. Uyarıyorum. O soğuk cüzdandaki para sadece benim mi sanıyorsunuz? Çok güçlü ve çok tehlikeli dostlarımızın da orada paraları var. Ve o parayı geri almak için her şeyi yaparız. Anladın mı? Her şeyi. Laflara bak. Ne sanıyor bu kendine? Genç yaşta kirli parayla zengin olunca özgüven patlaması yaşıyorlar. Sonra alıyorlar boylarının ölçüsüne oturuyorlar. Abi aramayı takip edebilir miyiz? Yurt dışı numara kullanmış. Yine de teknik ekipler bir denesin de. Sen bilirsin. Söyle istiyorsan usta.